aklım sen bana dayanamazdın yavrum. Anne senin için gelirim demiştin ama gelmedin. Bu gidişin dönüşü olmadı. Tam 13 gündür 19 yaşındaki Ali'den haber yok. Ailesinin en büyük korkusu oğullarının gitmeden aldığı tehditler. Kendi ayaklarıyla gitmiş olsa da arkasında büyük şüpheler bıraktı. Ali giderken bana anlatmaya çalıştın, anlayamadım. Bir telefoncu da tezgahtar olarak çalışıyordu 19 yaşındaki genç. Hayat doluydu. Ailesiyle mutlu bir hayat yaşıyordu. Ancak ailesinin iddiasına göre kaybolmadan birkaç gün önce sessizleşti. İçine kapandı ve bir gün eve geldiğinde çok telaşlıydı. Bir şey mi kullandı, ne yaptıysa bana hal ve hareketleri değişti. Dışarı çıktı, gitti, geldi. Tedirginli bir şekilde zili iç parmağını kaldırmadan zile bastı. Bir baktım oğlum önüme uçmuş. Ardında dönüp merdivenlere aşağı baktı. Sonra tedirginli bir şekilde yatak odama girdi ve de kapı üstünde kilitledi. 13 gün önce de evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Babası çalıştığı yere gitti ama oraya da uğramadığını öğrendi. Benden sonra uğramış oraya, parasını almış çıkmış, 500 lira parayla çıktı gitti. Bir daha da ulaşamıyoruz. Aile oğullarının son dönemde yaptığı gizli telefon görüşmelerini başta hiç önemsememişti. Ancak duydukları birkaç cümle şimdi onları daha da çok korkutuyor. Son 2-3 cümlesini duydum. Baktım diyor ki yok işte yok canımı mı alacaksınız? Küfür katarak araya bir canım var kendi. Kendim için ailemi de yakamam dedi. Anne ve babası oğullarının tehdit edildiğini düşünüyor. Ve bu onlara da zarar vermemek için evden ayrıldığını. Bu zamana kadar tanık olmasalar da oğullarının uyuşturucu batağına saplanmış olabileceğinden de şüpheleniyorlar. Sordum, hayır baba dedi, böyle bir şey yok dedi. Geldi yanımda su içti. Gözlerimin içine baktı. Gözlerin içi kan çanağı gibiydi. Dişleri sapsarıydı. Sıktı böyle, sıktı şu şekilde bana. Bana çok mu kızdın, beni mi döveceksin dedi. Güldü, böyle boynunu çevirdi. Ama ne olursa olsun onu, Ali'yi geri istiyorlar. Çünkü Ali onların her şeyi ve onsuz bir hayat düşünemiyorlar.